İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Öğretmen adaylarına müjde. Milli Eğitim Bakanlığı'na 47 bin öğretmen kadrosu ihdas edilmesine ilişkin tasarı meclise gönderildi. Tasarının gerekçesinde eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi bakımından yeterli personelin istihdam edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır denildi. Tasarının meclis seçim öncesi tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'u ağırladı. Ortak basın toplantısında Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusunu değerlendiren Erdoğan, bu kritik konuda Türkmenistan'la Türkiye'nin vizyonlarının aynı olduğunu bir kez daha müşahede ettik, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde olan üçlü mekanizmayı liderler seviyesine çıkarmaya karar verdiklerini de açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Portekiz'de. Davutoğlu, Lizbon'da ilk olarak Merkez Camii'ni ziyaret etti. Portekiz'deki İslam toplumu temsilcileriyle görüştü. Başbakan Lizbon'da 1982 yılında şehit edilen diplomatlar için yapılan anıtı da ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Davutoğlu, Erkut Akbay ve eşinin hatıralarının ebediyen gönüllerde yaşayacağını söyledi. Portekiz Cumhurbaşkanı Cavaco Silva tarafından kabul edilecek olan Başbakan Davutoğlu, Portekiz Başbakanı ile Türkiye Portekiz Hükümetler Arası Zirve Toplantısına başkanlık edecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Portekiz seyahati öncesi bir televizyonda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, Dolmabahçe'de HDP heyeti ve hükümet kanadının açıkladığı 10 maddenin bazı kesimler tarafından silah bırakmanın ön şartı olarak görülmesini eleştirdi. Davutoğlu, silahları bırakmanın bir ön şartı gibi takdir edilmesi açıklamanın özünü, muhtevasını, odaklandığı noktayı saptırmak anlamına gelir, dedi. İç güvenlik paketinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını da belirten Davutoğlu, makul tekliflerin değerlendirilebileceğine dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında silah bırakma çağrısına yönelik mutabakatın ayrıntılarını sordu. Bu anlayışla barışın geleceğine inanmıyorum ifadelerini kullanan CHP lideri, güvensizlik üzerine inşa edilen bir sürecin Türkiye'ye barış getirmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu sorunu kendilerinin çözeceğini de ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi genel seçimler öncesi son grup toplantısını yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasının büyük kısmını silah bırakma çağrısına ayırdı. Bahçeli, silah bırakma çağrısı zaman kazanmaya dönük bir manevradır ifadesini kullandı. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, silah bırakma çağrısı ile ilgili olarak biz asla savaş, çatışma istemiyoruz, silahlar bırakılmalı, dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın Demirtaş sürecin başarıya ulaşmasını arzu eden birisi değil sözlerini de değerlendiren Demirtaş, polemiğe girmek istemem ifadelerini kullandı. MHP'nin İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında verdiği gen soru önergesi Meclis Genel Kurulu'nda reddedildi. Önergenin görüşmelerine çözüm süreci tartışmaları damgasını vurdu. İçişleri Bakanı Ala konuşmasında anayasa değişikliği vurgusu yaptı. Milletin iradesinin satır aralarında gasp edildiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iç güvenlik paketiyle ilgili görüşmelere geçilemedi. Genel kurulda yine usul ve iç tüzük tartışması yaşandı. İktidarla muhalefet arasında gerilim tırmanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek grup başkan vekilleriyle toplantı kararı aldı. Muhalefetin iç tüzüğe uygun davranılmadığı yönündeki itirazlarına görüşmek üzere toplanan Meclis Başkanlık Divanı ise talepleri reddetti. Genel kurulda iç güvenlik paketinin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek. Eskişehir merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 polis gözaltına alınmıştı. Usulsüz dinleme iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan polislerin 8'i serbest bırakıldı. 20 polis ise tutuklanma talebiyle adliyeye götürüldü.
Irak ordusu terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki Tikrit'i geri almak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. İki semtle bazı köylerin Irak ordusunun kontrolüne geçtiği haber veriliyor. Emniyet kaynakları DAEŞ'in alıkoyduğu yüzden fazla kişinin de kurtarıldığını belirtti. Enbar'daki operasyonlarda ise 19 DAEŞ militanının ölü ele geçirildiği bildirildi. Türkiye'nin Irak'a gönderdiği askeri yardımları taşıyan iki kargo uçağı da başkent Bağdat'a ulaştı. Rusya ve Ukrayna Enerji Bakanlarının Avrupa Birliği'nin arabuluculuğundaki doğalgaz pazarlığında Mart ayı için anlaşma sağlandı. Avrupa Komisyonu'nun Enerji Birliği'nden sorumlu üyesi Maros Sefcoviks, Ukrayna'nın arz ihtiyacı için kış paketinin tam uygulanmasını güvence altına almayı başardık dedi. Avrupa Birliği'nin doğalgaz tüketiminin %30'unu karşılayan Gazprom, bu miktarın yarısını Ukrayna üzerinden geçen boru hatlarıyla Avrupa'ya ulaştırıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun tartışmalı Washington ziyareti sürüyor. Netanyahu, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner tarafından teamüllere aykırı olarak davet edildiği ziyaret kapsamında Kongre'nin her iki kanadının ortak oturumunda İran'ın nükleer programına ilişkin görüşlerini aktaracak. Netanyahu, Kongre'de İran'la varılacak bir anlaşmanın İsrail'in varlığını tehdit edeceğini savunacak. Bu ülkeye yeni yaptırımlar getirilmesini de talep edilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürülen 3 Müslüman gencin katil zanlısına savcılık en ağır cezanın verilmesini istedi. Kuzey Carolina Bölge Savcılığı Craig Hicks için idam talebinde bulundu. Devam eden soruşturmada Hicks'in gerçekleştirdiği cinayetlerin nefret suçu olup olmadığı da araştırılıyor. Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık %0,71 artış gösteren enflasyon yıllık %7,55 oldu. Aylık ve yıllık en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Şubat ayının zam şampiyonu mandalina oldu. Mandalinayı dolmalık biber ve patlıcan izledi. Fiyatı en çok düşen ürünler ise kışlık giysiler oldu. Kış ayları yağışlı geçti, barajlar doldu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'daki barajlarda %100 doluluk oranına ulaşıldığını vurguladı. Su ihtiyacı konusunda kritik durumda hiçbir kentin bulunmadığını ifade eden Eroğlu, 30-40 yıl sonrasına yetecek kadar da yatırım yapıyoruz dedi. Kayseri'de tüp satılan iş yerinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışması sebebiyle yaşanan patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlama iş yerinde büyük çapta hasara yol açtı. İş yerindeki tüplerin patlamadan etkilenmemesi olası bir faciayı önledi. Doğu illerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı alan polis Uşak'ta bir otomobil ve minibüsü takibe aldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda minibüs içerisine gizlenmiş 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kadın, 3 kişi gözaltına alındı. Yola dökülen atık yağ az kalsın bir faciaya neden oluyordu. Muğla'da kayganlaşan yol kazayı da beraberinde getirdi. Tam 10 araç birbirine girdi. Kaza sebebiyle kapanan Bodrum-Milas Karayolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi. Zeka küpü olarak bilinen Rubik küpünü en hızlı çözme yarışında yeni bir rekor geldi. Hintli Bahargav Narasimhan'ın beşli küpü 1 dakika 23 saniyede bitirerek yeni rekortman oldu. İzleyiciler parmaklarını izlemekte bile zorlandı. 1974'te Macar heykeltıraş Ernur Rubik tarafından icat edilen Rubik küpü 300 milyon aşan satışıyla dünyada en çok satılan oyuncak rekorunu kırmıştı. İşitme engelliler haber bültenini burada noktalıyoruz.